Yo 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 yo, hepinize selamlar, ben Ecem ve bugün sizlerle daha önce Tirli serisini yaptığımı hatırlarsınız. Ve o kadar önce zaman geçmiş ki neleri yaptığımı unutmuştum. Hatta geçenlerde Discord'da soruyordum, lan diyordum 11 gün geçmiş video çekmeyeli, neredeyse 2 hafta olmuş, video çekmek de istiyorum ama yok yani. CS bir şey üretmiyor, operasyon yok. Zaten kanalda 600 tane video yüklemişim toplamda. Diyorum 601. video ne olacak? Dedim birazcık eskilere dönelim. Profil inceleme zannettiniz değil mi? Hayır, tier listlere geri dönüyoruz. Ve yapmadığım nadir bir tier list buldum. Daha önceden de yapmadığım ciddili bir olarak CS'deki ajanlardan birazcık bahsedeceğiz. Hangilerini çok beğeneceğim, hangilerini az beğeneceğim, bunlardan bahsedeceğiz ve tier liste koyacağız. Tabii ki de tier liste başlamadan önce basit bir şey söylemek istiyorum. Önümüzde 5 tane burada section'ımız var. Fakat bu section'larla alakalı değil. Arkadaşlar, tier list videolarımda genellikle ben boş yere linç yiyorum, anlamadığım bir sebepten ötürü. Bunlar benim fikirlerim. Siz de yapmak isterseniz zaten tier list'in linkini aşağı koyarım. Discord'da paylaşırsınız, ben de bakarım bu arada. Onun dışında tabii ki de merak edebilirsiniz. Bu ajanları koydun. Peki nereden alabiliriz bu ajanları diye soracak olabilirsiniz. Belki beğendiniz, belki daha önceden görmediğiniz ajanlar olabilir. Burada da videonun çok güzel bir sponsoru var ve Skins Monkey'e giriyoruz. Skins Monkey'de sadece ajanlar değil, skinlerden tutun bıçaklardan tutun eldivenlere kadar her şeyi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Lego Can kodunu kullanarak ilk yakasınıza 5 dolara varan bir bonus elde edebilirsiniz. Hacı, ben İngilizce bilmiyorum, ben Türk lirası kullanmak istiyorum diyenlere de hem Türkçe hem de TL seçenekleri de sitede mevcut. Aynı zamanda Lego Can kodunu gene kullanarak %30 yerine 35'lik bir yükleme bonus sahip olabilirsiniz. Burada da istediğiniz ajanlara çok rahat bir şekilde erişebilirsiniz ve güzel güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi devam edelim ve Skins Monkey'de videoya sponsor oldukları için teşekkür ederim. Önümüzde bir sürü ajanımız var. Peki nasıl başlıyorum? Ben birazcık rastgele bir şekilde başlayacağım. Öncelikle 5 tane section'ımız var. Bu section'lardan en kötüsü olan beleş olsa almam. Yani oyun bana bunu default olarak verse kullanmam. Bunun bir üstünde almam için kafamın güzel olması lazım var. Orta sekmede idare eder. Onun bir üstünde iyi. En üstünde de Tom Ford modeli olarak koyduğum Tom Ford takım elbiseyi koy. Gene bu abim yakışıklı olur tribim var. Şimdi dediğim gibi tam tamına sırayla başlamayacağım ve belli başlı ucuz şeylere belli başlı pahalı şeylerden daha yukarı koyacağım. Sadece ve sadece dış görünüşleri değil, belli başlı durumlarda eldivenlerle nasıl durdukları ya da aynı zamanda oyun içindeki ses kaliteleri ya da oyun içindeki özel ses komutları da gene burada artılara ve eksilere yatacaktır diye başlıyorum. Mr. Muhlik var. Muhlik'i dürüst olmam gerekirse beleş olsa bile almayacağım segmente giriyor. Aynı şekilde burada gene Doktor Romanov'u görüyorum. Burada da almam için güzel, kafamın güzel olması lazım segmentine koyabilirim. Devam etmek gerekirse gene burada beğenmediklerimden başlıyorum birazcık da olsa. Çünkü ya yalan yok, beğenmiyorum. Bence çok çok kötü duruyor. Özellikle burada bir ağırlıklı bir gerilla serisi var. Beleş olsa almam. Gene beleş olsa almam. Hatta bunu almam için kafamın güzel olması şekline koyabilirim. Gerilla serisini özel olarak beğenmiyorum. Çünkü ya bana çok abes kaçan bir seri, çok da hoşuma gitmeyen bir seri. O yüzden de birazcık benim için düşük kalıyor. Peki neleri çok özellikle seviyorum dersiniz? Bu SWAT ya da FBI'nin şey setlerinden var. Özel hazmat setleri ve aynı zamanda da gene dalgıç setleri var. Onları normalinden daha çok beğeniyorum, dürüst olmam gerekirse. Tabii ki de herkesin favori olduğu Rolex saat takan T tarafında bunları seviyorum. Tabii ki de kondom adamı da unutmamak lazım. O da kendince kral bir hareket diyebiliriz. Şimdi devam etmek gerekirse sevmediklerime gerilla taraflarından tamamen ve tamamen devam ediyorum. Bunu özel olarak yukarıya koymamın sebebi tamamen üstü açık olduğu için en azından bir Rambo havası oluyor. O yüzden buna birazcık daha eyvallahım diyebilirim. Sonra gene buradan sevmediklerime beleş olsa alıp takmayacağım şeylere doğru geçiyoruz. Tabii ki de burada gene hoşunuza gitmeyen belli başlı. Bu sanırsam default ama bu default'un birazcık daha farklı rengi diyebiliyorum. Sonra benim gene çok sevdiğim burada bir tane Sabre var. Sabre'yi idare ederek koyacağım. Ben Sabre'yi beğeniyorum. Sabre serisini genel olarak çok beğeniyorum. Yani buradaki Sabre'yi de yukarı koyacağım. Sadece özel olarak Rezan var. Rezan'ı iyiye koyuyorum. Hatta Rezan'ı Tom Ford modeline koyuyorum. Sadece yakışıklı bir abim kalmasıyla gerekmiyor. Tüm param vardı. Tüm T ajanlarını kullanabiliyordum. Bu efsanevi Rolex setlerine geçmeden önce, bu krallara geçmeden önce sürekli ve sürekli kullandığım ajan Rezan The Sabre'ydi. Sebebi de şuydu. Rezan'ın kendi eldivenleri var, kırmızı. Ve kırmızı eldivenlerle muazzam bir uyuma sahip oluyor. Çok severek kullandım. Slaughter kullandım. Doppler kullandım. Yani kullanılabilecek kırmızı skinlerin büyük bir çoğunluğunu bununla kullandım. Ve kırmızı eldivenlerle sürekli kendi Rezan'ın eldivenleriyle kullandım. Ki benim envanterim eskiden bilen arkadaşlar bilir. Özel bir animasyonu yok. Şov bir şey değil. Çok ucuz, muazzam bir fiyat performans ve aynı zamanda da böyle hani grisi değil, böyle kahverengisi değil ama kırmızı olanı bence çok çok güzel duruyor. Ve ekstradan güzel bir şey var. Direkt kendinde bir patch olduğu için ekstradan aslında patch almaya da gerek duymuyorsunuz.
Devam etmek gerekirse şunu almam için kafamın güzel olması lazım koyuyorum. Çünkü bunun buff'ını beğeniyorum. Bu ağzını beğeniyorum diyebiliriz. Devam etmek gerekirse gene Guerilla serisi benim için ne yazık ki düşük bir yerde oluyor. Özel olarak tabii ki de belli başlı skinlerin avantajlı olduğunu biliyorum. Fakat hangileri daha avantajlı, hangileri daha avantajsız diye burada yorumlamayacağım. Burada tamamen kendi fikirlerimi yorumlayacağım. Gene Sabre koleksiyonundan bir tane de gene çok sevdiğim bir karakterimiz daha var. Bence bu da şahsen Rezan almayacak olsam bunu alırdım kolay bir şekilde diyebilirim. Gene burada diğer T serisinde büyük bir çoğunluğunu beleş olsa almam kısmına doğru getiriyorum. Özellikle burada birkaç tane çıkıntı yapacağım kişi var. Şurada şahsen ve şahsen benim için burası idare eder oluyor bu kardeşimizin. Kendisi bir de bunun kırmızısı var. Kırmızı ile siyahını da gene genel olarak idare ederek koyacağım. Çünkü ben şahsen kırmızı serisini çok beğeniyorum. Siyah ya siyahsına çok güzel ve siyah aynı zamanda oyun içine bir avantaj sağlıyor. Beyazını aşağı koymamın en büyük sebeplerinden bir tanesi hayatınızda görüp görebileceğiniz en rahat headshotları vurabileceğiniz skinlerden bir tanesi. Her yerden beyaz çıkıyor ve çoğu map'te zaten beyaz çok büyük bir avantaj sağlamıyor. Belki ofiste sağlayabilir diye düşünüyorum böyle biraz hayal edince ama onun dışındaki her map'te çok büyük bir dezavantaj sağlıyor bu skin. Güzel. Hani ben maskeli skinleri genellik olarak beğeniyorum. Bu alttaki Phoenix birazcık daha şeye benziyor. Şu anda gösterdiğim neden ona? Default'a benzediği için onu aşağı atıyorum ama genel olarak buradan ben şahsen şu ana kadar mutluyum. Gerilla kısmında bu dayımın ismini unuttum fakat gene bu dayımı da buraya koyacağım. Animasyonları güzeldi diye hatırlıyorum çünküsünde. Devam etmek gerekirse bu kardeşimizin hangisi daha iyiydi, hangisi daha kötüydü hatırlamıyorum. O yüzden bu ikisi de burada kalacak şimdilik. Fakat bir ikisinden bir tanesinin kol rengi daha güzel duruyordu. Onu net olarak hatırlıyorum. O yüzden belki yanlış koymuş olabilirim. Bunu düzenlemem gerekirse yüksek ihtimalle burayı da böyle yaparım gibi duruyor. En son bir kez daha düzenleriz diye düşünüyorum. Şimdi genel ağırlık olarak CT'lerimiz kaldı. CT'lerde en çok sevdiğim şey Almanya KSK'sı. Muazzam duruyor. Kırmızı gözlükler o kadar şov duruyor ki sizlere anlatamam. Bu gereksiz bir şekilde pahalı, doğru hatırlıyorsam ve buna bu parayı vermekten çok fazla hoşlanmadığım için almadım. Ama alınabilecek gene favorilerimden bir tanesi. Benim özellikle gene sevdiğim hazmatlardan çok hoşlanıyorum demiştim. Bu oyunun defaultuna doğru biliyorsam Mirage'da var. Fakat bunu özel olarak çok seviyorum. Aynı şekilde hatta ve hatta Yeni Zelandlısı daha bile güzel. Hatta bu diğer İngiltere olan versiyonu bir aşağı indireceğim. Yeni Zelanda versiyonu çok daha güzel duruyor. Özellikle gözlerin kırmızı olması benim çok ama çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Devam etmek gerekirse gene burada favorilerimden bir tanesi var. Kesinlikle ve kesinlikle Brezilya'nın bu agent'ı. Bu gene zamanında ben ajanlara çok ayrıntılı baktığım zaman belki fiyatları değişmiştir bilmiyorum ama gereksiz yere pahalı. Bunun en büyük olayı da şu. İlk çıktığı zaman bu pahalı değildi. Fakat doğru hatırlıyorsam ve doğru biliyorsam bu böyle birkaç tane Brezilyaca araya bir şeyler sıkıştırıyor. İspanyolca araya bir şeyler sıkıştırıyor. Bunu keşfettikten sonra bu hype'lanıyor, gidiyor. Ama bence çok büyük havalı kostümlerden bir tanesi. Rainbow Six Siege hayranlığımı bilirsiniz. Bu yüzden arada Gigin olarak geçen aslında. Oyunda Gigin diye geçmiyor doğru biliyorsam ama Fransız'dan gelen karakterler var. Zaten şunları şu an elimle tutuyorum onları. Kaskları anlayabilirsiniz. Bunlar doğru anlıyorsam medical sınıf olarak geçiyor. Hani gerçek hayatta. Fakat gene onları da yüksek koyacağımdan emin olabilirsiniz. Peki neleri yüksek koyacağım? Kesinlikle Kondomko kardeşimi şurada Tom Ford modeli olarak koyacağım. Bu benim için bir meme. Alır mıyım, kullanır mıyım? Hiç ama hiç zannetmiyorum. Ama ciddi anlamda bence oldukça kendine göre bir havası var. Gene favorilerimden bir tanesi ve almayı düşündüklerimden de bir tanesi gene bu abim. Bu abimin de gene aynı şekilde sadece dış olarak değil renk olarak da çok güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. McCoy serisi var. McCoy serisini çok 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 sevmiyorum. Fakat ikisini de ben şahsen idare eder klasmana koymayı düşünüyorum. Bence McCoy'ler oldukça okey. Gene insanları şaşıracağı fakat benim çok fazla sevdiğim bunlar Michael Myers'e geçiyor diye biliyorum. Bu Michael Myers'in kendi figürünü çok şahsen seviyorum. Devam etmek gerekirse yine burada bu Gigin dediğimiz Fransız ekibine kaldık. Burada benim sevdiklerim, sevmediklerim var. Fakat favorilerimden hangisi diye soracak olursanız kesinlikle ve kesinlikle böyle şu yüz gözükmeyen full artı full maske takmışı Tom Ford modeli kısmına koyarım ve çok da severek koyarım onu da net bir şekilde söyleyeyim. Ama diğer aşağıdaki kardeşlerimi birazcık daha iyi ve idare eder arasına getireceğimi kolay bir şekilde söyleyebilirim. Şahsen bu ikisini
İdare eder kısmına koyacağım. Kötü değiller fakat birazcık daha chunky oluyorlar oyun içinde. Hitbox olarak en son problemleri vardı. Dediğim gibi ben ajanları son bir yılları falan çok ayrıntılı araştırmıyorum. Fakat hoşuma gitmeyen noktaları vardı. Devam etmek gerekirse Medic bu bende olanlardan bir tanesi doğru hatırlıyorsam ve ben bunu severek kullanıyordum. Hala da envanterimde var mı yok mu bilmiyorum ama olduğu dönemde ben çok severek kullandığımı hatırlıyorum. Şuradan birazcık daha devam edelim. Gene başka sevmediklerimden koyacağım. Burada almam için kafamın güzel olması gereken birkaç tanesi var. Özellikle şunu en aşağıya koyacağım. Kadın ajanları aslında seviyorum. Mesela Ava benim için çok uzun zaman kullandığım ajanlardan bir tanesi olmuştu. Ava'yı da ben şahsen ilk çıktı ve kendinden daha farklı bir konsept olduğu için iyiye koyacağım. Gene burada favorilerimden olan bir tanesi bu ablam. Bu ablam aslında bayağı popüler. Şov bir ablam ve aynı zamanda erkek versiyonu sevmiyorsanız kadın versiyonun kollarının tamamen beyaz olması gerekiyor ve bu da belli başlı kombolarda çok güzel yapıyor. Ama burada Sally diye geçiyordu sanırsam. Sally ciddi anlamda kadın ajanların arasında bence en iyilerinden bir tanesi ve bence oldukça şov. Bu 3 ajanın 3'ünü de ben çok kaliteli ve muazzam tasarımlanmış buluyorum. Çok hoşuma gidiyorlar ve ciddi anlamda oyun içinde hani alırım kullanırım olarak düşünebileceklerimden bir tanesi oluyor. Gene aşağı alacaklarımdan birkaç tanesi burada var. Bence bunlar çok 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 muazzam değiller. İdare eder boyuttalar. Gene şunu da beleş olsun almam kategorisine koyabiliriz. Devamında tabii ki de sevmediğimiz belli başlı noktalara doğru yavaş yavaş giriyoruz ve favorilerimize doğru giriyoruz. Benim kesinlikle ve kesinlikle favorim hani buradaki net favorim. Yüksek ihtimalle şu anda aktif olarak kullandığım agent'ım. Buna bayılıyorum. Bu hani Rezan'dan sonraki ciddi anlamda bunu keşfedene kadar nasıl Rezan kullanmışım dedim. Neden peki bunu diye soracak olursanız bilekliği ve saati tek rose gold renginde olan ajan bu arkadaşlar. Ben de rose gold rengini özel olarak çok sevdiğim bir renktir. Bu yüzden de diğerlerinden özel olarak ayrı kılarım. Tabii ki de belli başlı buradaki ajanların diğer renkleri de ya gümüş ya da altın renk oluyor diye hatırlarsanız öyle de söylemek istiyorum. Hepsini deli dehşet beğeniyor muyum? Hepsini deli dehşet beğenmiyorum. Mesela bu benim için iyi klasmana giriyor. Gene buradaki arkadaşlar genel olarak benim için iyi klasmana giriyor. Bunu aslında altın renk sevenler için çok seveceğinizi düşünüyorum. Bu kendince bence şov bir şey. Fakat buradaki bence genel olarak iyi klasmana giren büyük bir çoğunluğu diyebiliriz. Sonra devam etmek gerekirse bu gene favorilerimden bir tanesi. Bunun gömleğine bayılıyorum. En pahalı ajan zaten bu. Gömleği böyle pembemsi, mavimsi bir renk. Çok şov bir şey kendisi bence ve oldukça da güzel duruyor. Bunu almamın en büyük sebebi en popüler olan şey bu ve biraz daha az ayrıntı olduğunu düşünüyorum. Bunu yoksa gene Tom Ford modeli şekline koyarım. Hele abim zaten sarışın mavi gözü kendince bir şovu var zaten. İdare eder kısmına geldiğimiz zaman gene hoşuma giden burada benim Rezan serisinden devam edebiliyoruz. Geriye büyük bir çoğunlukla bayağı az seçeneğimiz kaldı. Fakat dürüst olmak gerekirse Rixov da benim için idare eder kısmına geliyor. Rixov'un idare eder kısmına en büyük gelmesinin sebebi oyun içi komutlarından Rixov'u bağırtabilmeniz. Bence en güzel noktalardan bir tanesi de bu. Gene Vertigo serisine benzeyen karakterimizden de gene bunu idare ederek koyuyoruz. Geriye büyük bir çoğunlukla scuba divercılarımız kaldı aslında. Scuba divercıları çok seviyorum. Scuba divercılardan bir tanesini bu yüzden iyiye koyacağım. Hiçbiri benim gözümde bir Tom Ford modeli kadar şov değil ama oldukça unique dediğimiz kendine has bir tasarımı var. Kalanları birazcık yerleştirmek gerekirse hani bunlar benim için çok çok büyük hayranlıklar sağlamıyor. Yine buradaki arkadaşımıza almam için birazcık kafamın güzel olması gerektiğini düşünüyorum. Bu Scuba Diver'ı da birazcık aşağı koyacağım. Erkek modeli daha güzel. Ya daha geniş evet aslında daha avantajsız fakat ortasına kocaman bir nefes alma ne denir buna? Breather'ı var ve onunla birlikte çok güzel duruyor aslında oyun içinde. Onun da en çok hoşuma giden noktalarından bir tanesi de bu. Klasik SWAT. Bunu da çok kullanıyorum. Bunun da oldukça iyi ve underrated olduğunu düşünüyorum. Ben kendisinin de oldukça gene şov olduğunu şahsen düşünüyorum. Özellikle de kolları çok sade bir renkte ve çoğu eldiven ve bıçak kombosuyla çok güzel duruyor oyun içerisinde. Özel olarak araştırdım ve seçerek aldığım nadir ajanlardan da bir tanesi kendisi. Onu da şahsen oldukça seviyorum. Burada FBI'dan bir tane daha canımız kalıyor. Şunu idare eder değil. Bunu iyiye koyacağım. Ben yine FBI serisini sevdiğimden bahsetmiştim. Çünkü oyun içine realistik duran şeyleri ben genellikle görmekten daha çok hoşlanırım. Ve böyle durumlarda realistik duruşları da benim şahsen hoşuma gidiyor. Radyoaktif maske serisini beğendiğimi, daha doğrusu Biohazard serisini beğendiğimi söylemiştim. Fakat benim için de idare eder kısmına geliyor. Şöyle hızlıca bir dizmek gerekirse neleri en yükseğe koyarım benim için? Şahsen
şurayı şöyle yapacağım gibi duruyor. Birazcık daha bunu da böyle yapacağım gibi duruyor. Bunlar ikisi en sonda ve sanırsam Tom Ford modeli kısmım tam tamına böyle oluyor. Buradaki çoğu ajanı kullandım. Brezilyalı ve buradaki pahalı olan haricinde doğru bir hatırlıyorsam hepsini kullandım. Ve şahsi anlamda en büyük favorilerimden bir tanesi bu oldu. Devam kısmına geldiğim zaman birazcık bakıyorum. Bence buranın en özellikle gömlekten ötürü, gömleğin bembeyaz olmasına ötürü bunu Sally'yi bayağı beğeniyorum. Sally'yi birazcık daha yukarıya koyacağım. Burada en aşağıya Michael Myers'in FBI kardeşini atabiliriz. Gene buradaki şeyi de aşağı doğru atabiliriz diye düşünüyorum. Bu Silent Daryl'dı sanırsam bunun adı. Bunu da aşağı doğru atabiliriz. Devamına baktığım zaman Eva ile şey birazcık daha aşağıda olacak. Scuba'nın burada olmasından mutluyum. Michael Myers'tan mutluyum. Maddie'yi de şahsen buraya atacağım gibi duruyor. Ben iyi kısmına da şu anda bayağı mutluyum dürüst olmam gerekirse. Ya ben kafamda büyük bir çoğunluğunu aslında buradaki koyduğum Tom Ford modeli ve iyi kısmındaki çoğu skin'i beğendiğini düşünüyorum. Fakat gene aşağıda insanların favorileri var. Ondan baya baya eminim. Çünkü benim Bereşos almamdaki şu abimi çok kullanan var, şu ablamı çok kullanan var gördüklerimin arasında. O yüzden de gene farklı fikirlere sahip olanlar elbette çıkacaktır. Ya bunlar dürüst olmam gerekirse Vietnam'da savaşacak, Kolombiya'da savaşacak, gerilla savaşçısına benziyor. Ben o yüzden beğenmiyorum. Çünkü maplerin öyle bir konsepti yok. Maplerde öyle bir konsept olmadığı için çok 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 hoşuma gitmiyor. İdare edere geçtiğim zaman kesinlikle ve kesinlikle idare ederdeki iki favorim bu ikisi olabilir. Sabre'den sonra. Gene buradaki bu abim olabilir. Dragomir diye geçiyordu bu sanırsam. Gene çok seviyorum. Rixo benim için çok yukarılarda olacaktır bu listede doğal olarak. En aşağıyı böyle diziyorum gözlüklü abim. Buraya koyuyorum. Bir de McCoy'un bu rengini sevmiyorum dürüst olmam gerekirse. McCoy'un da bu rengini buraya koyacağım. Mavi olan güzeldi. Bu sarımsı turuncumsuyu sevmiyorum. Aşağı bakalım neleri göreceğiz. Scuba birazcık daha yukarıda olacaktır. Bu kardeşim bence bu listenin en tepesindedir diye düşünüyorum benim için. Yine buradaki komutanımızı da seviyoruz. Fransız komutanımızı. Şöyle bir bakalım aşağı neleri atacağız. Bu en arkada. Bu en arkanda. En arkasında. Romanoff'u gene buraya atalım. Fena değil gibi duruyor. Kadın ajanlarını çok fazla kullanmadığım için, şu seriyi çok fazla kullanmadığım için çok bir yorum yapamayacağım ama Scuba Diver'ı net hatırlıyorum. Scuba Diver o yüzden şurada olacaktır. Yüksek ihtimalle böyledir. En kötü aralarındaki en kötü ne diye soracak olursanız sanırsam bu, hatta en kötüsü bu bence. Sonrasında sırayla şu ikisini şöyle koyarız. Gene buradaki City'ler iyi. Ben şunu da hiç sevmiyorum dürüst olmam gerekirse. Mr. Muhlik efsanevi bir Mr. Muhlik'in akrabası değil en azından ismini tam net hatırlamıyorum ama en azından daha OG bir şey o yüzden bunu burada tutacağım. Benim yine hiç sevmediğim skinlerden bir tanesi buradaki gerilla savaşçılarından devam ediyoruz. Bu gerilla savaşçı abim birazcık daha yukarı alacağım. Klasik Phoenix'i buraya alacağım ve durduğu yerden memnunum gibi ya. Sanırsam tam tamına ajan tier listimiz burada bitecek gibi duruyor. Beni şahsen tatmin eden bir tier list oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Yapmadığım ya da yapmamı istediğiniz tier listler varsa lütfen ve lütfen yorumlarda belirtebilirsiniz. Seve seve bunları bakarız ve yorumlarız. Tabii ki de her gün değil ama ara sıra haftada bir kere belki 2-3 haftada bir kere yapabiliriz. Yapmamı ve çekmemi istediğiniz de içerikler varsa bu aralar birazcık içerik bulmakta zorlanıyorum. Cesede hiçbir şey olmadığı için lütfen yorumlarda yazın. Ben de hoşuma giden ve ortak fikirlerimiz olursa kesinlikle ve kesinlikle çekerim diye kolay bir şekilde söyleyebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.